140 ya. Ya sen şeref duyduk ya. Aa ne oluyor oğlum, yayındayız lan. Feda. Çiçekçi açma hayalim var. Böyle çiçek kadar. Çiçekçi mi? Ay sen Çağlarman filmi karakterimizsin değil mi? Bu kızı arkadaşlar el birliğiyle evlendiriyoruz. Çok güzel bir film oluyoruz. Defalarca izlediğim bir film dizi. Çok ponçik bir şey söyleyeceğim. Kesin dalga geçeceğim buna ama Ameli. Ameli mi? Evet. Arkadaşlar tamam hadi biraz ciddi alakalı öyle diyormuşum. Ben öyle başlıyormuşum. Ben yapamayacağım. Hadi abi al ciddiyet artık. Evet. Aşırı ünlü böyle kısa arkadaşlar inanılmaz gene kahkahalarla yayına başladığımız aşırı ünlülerle kısa görüşmelerde şu anda laptoplarınızı duvarlara atarak parçalayıp çığlıklar attığınız artık yani fanlık da değildir bu deliliğe doğru gittiğimiz Hande Doğan Demir sonunda bizlerle. Hande'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Hande Doğan Demir bizlerle. Kankütü Seda Hanım da bizlerle. Siz onu görmüyorsunuz ama ben bir noktada... Sürekli sesini duyacaksınız. Devamlı sesini duyacaksınız. Hande'cim hoş geldin ya. Hoş bulduk. Vallahi kardeşim ne büyük mutluluk ya. Vallahi şu an çığlıkları duyuyor gibiyim. Hakikaten en kısa zamanda ilaçla uyutulması gereken bir ekip şu anda. Şu anda muhtemelen delirircesine çığlık atıp bağırıyor. Onları mutlu ediyoruz. Ne haber, nasılsın? Programı İyi, izledin mi daha önce? İzledim. Çok ne mutlu bize. İzledim. Her şey farkındayım. Çok iyi. Koca yürekli kadın diyoruz. Ona rağmen. Arkadaşlar büyük bir hadsizlikle... Neler gelecek acaba? Çıkar şu binamızı eğleneceğiz. Göz açı kapayıncaya kadar bitecek. Aa ne oldu bitti mi yazacaksın? Söz veriyorum sana. Mükemmel. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki barometreniz. Hande Doğan Demir deyip geçmiyoruz. Ona da barometre uyguluyoruz. Şöyle soldan gelişine vuruyorum Hande'miz. İstiklal Caddesi'nde rahat rahat gezebiliyor musun? Bebek olur, Nişantaşı da olur yani işte sokakta. Ya geziyorum aslında. Yok ya. Bahariye'de inanmadım. Bir yalan mı? Tabii ki. Bahariye'de gezer lan. İnsan yani. Kendisi yapıyor. O kadar rahat ve şey ki Hande. Ya ben değilim. Şu an Taksim'de yürüyorum. İnanmayacaksınız ve aşırı rahat yürüyorum. Atlas sinemasına gidiyorum. Buradan bütün ekibe sevgiler. Kadıköy'den yürüyerek geldi. Yani bu nasıl bir aşırı ünlülük ben bilemedim. Maalesef buradan puan da veremiyoruz bir de kendisine böyle bir mütevazilik yaptığı için gereksiz yere. Vallahi. 10 puanı veremedik. Aha dedim. Sonra o dizilerim neden yayından kalktı? Kardeşim şöyle bir topuklu arkana yürüyün galiba. Şöyle gerine gerine yürüyeceksin. Bak ne oluyor. Haklısın ki bir yerde hata yapıyorum. Peki bir festivalden ödül kazandın mı? Hayır. Çok iyi. 5 puanı buradan aldım. Tamam mükemmel. Aynen. 5 puanı buradan annemize verdikten sonra evde kıyafet odan var mı? Küçük ama var. Küçük. O süt içen abi. Küçük mü çık abi? Deli misin? O, var ya var. Ünlülük belirtisidir çünkü. Evet. Var. Arkadaşlar 5 puanı da buradan aldı. Annemiz tabii ki kıyafet odası var çünkü. Bir dizin Orta Doğu'ya satıldı mı? Ya bilmiyorum satıldı mı? Satılmadı. Güneşi beklerkenle galiba satıldı. Benim hafızam beni yanıltmıyorsa. Çok izlendi de ama böyle hani bir satış oldu da orada gösterildi mi bilmiyorum. Emin misin anneciğim satılmıştır ya. Bence sizin haberiniz yoktur. Arkadaşlar çok çirkin hareketler. Burada tam cevap bir veremedim esnaf yani. Gibi Seda'mızın şu hareketi yaptığını keşke görseydiniz. Alalarmıştır. Senin haberin yoktu. Bak beni gaza getiriyorsun. Doğru söylüyor. Yalnız gerçekten satılmıştır bence de ya. Bir araştır. Hasan bakalım. Galiba satılmadı biliyor musun? Hasan şu. Satılmadı ama karşı çok izlendi. Keywordlerle yazalım mı? Güneşi beklerken Arabik. Ama mesela Instagram'daki bütün videolar Arapça. Belli ki bir şey satılmış kanka. Satılmış ya. Olur mu öyle şey? Peki kesinlikle satılmıştır arkadaşlar. Bu Arapça yorumlar nereden geliyor başka türlü? 15 puanı da buradan verdik Hande'mize. Bir magazin ekine manşet oldun mu? Maalesef acı bir manşetlerden şey inmedim. Manşetlerden inmedim çok maalesef. İyi. Kardeşim televizyon ekinden ziyade Hande'miz manşetlere de midir? Maalesef de öyledir. Peki 15 puan da buradan aldı Hande'miz. Yer aldığım bir film 1 milyon seyirciye ulaştı mı kardeşim? Ulaştı.
ulaştı? Hangisi? Bana Masal Anlatma. Bana Masal Anlatma mı? Ne kimimiz? Yok, kimin filmiydi o? Burak Aksak. Aa, ne tatlı. Fatih Artman'la. Çok güzel. Helal olsun karşı Fatih'imize de buradan sevgiler, saygılar dedikten sonra 20 puan da buradan alaraktan O Ses Türkiye yılbaşı programına çağrıldın mı? %1 milyon mu? Ve çıkmamak mı? Ay, benim birazcık ses telli. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar en sevdiğimiz konuk bu programa çağırıp gitmeyen konuk. 20 puan da buradan aldı. Markaya reklam yüzü oldun mu? Oldum. Oo, gümbür gümbür. Annemiz 20 puanlı buradan mı? Peki sette kendi karavanın oldu mu? Oldu. Tabii ki 20 puan. Niye utanıyorum bunu söylerken? Kardeşim sen onu söylerken utanıyorsun. Maalesef ben de takipçi sayısını sorduğum kısımda çok utanıyorum. Allah'tan gönül rahatlığıyla 2,5 milyon da şuradan... Değil, yakın. Yok, yakını makını kanka burada 1 milyonun üzeri zaten 20 tamam. Oldu. Aynen. Aldım. Hasan'cığım şampanyayı patlatıyor muyuz? Gerçekten öyle değil mi? Üst üste aldığımız aşırı ünlülerle arkadaşlar program nereye gidiyor ya? Bu program ciddi ciddi aşırı ünlü alır oldu ya. Tabii ki annemiz gönüllere rahat olun. Su serpin. Kızlar fanlar şey yapın yani sakin Sakiniz. Olun. Aynen aşırı ünlü çıktı annemiz. Hiçbir problem yok. Rekor mu? Ciddi olamazsın. Gerçekten İlk mi? En ünlü ben mi? Kardeşim var mı? Burada kariyerim. Yüz kırk ya. Gerçekten şeref duyduk ya. Aa, ne oluyor oğlum? Yayındayız ya. Seda. Ne kusuyordun ya? Seda sen benim ocağıma incir ağacı mı dikiyorsun ya? Her an programı ele geçirebilir yani. Yo, karşı lütfen gelir misin buraya? Lütfen gelir misin? Arkadaşlar Seda Seda dedi. Kim çıktı Seda? Teoman Klimi'nin sonu. Teoman'ın son çektiği klipten hatırlayabilirsiniz Seda. Size söyledim değil mi? Nereye gittiğini bilmediğimiz bir programdayız diye. Harika. Arkadaşlar haftalık Cambly reklamımıza hoş geldiniz. I was 24 in 1993 and probably looked like just another anxious young professional woman. Ne diyor arkadaşlar burada? Ben diyor 93 yılında diyor 24 yaşındaydım diyor. Ve muhtemelen de diyor yani bir diğer anksiyete içindeki genç çalışan profesyonel bir kadına benziyordum diyor. Nereden geldi bu kitap? Ben artık tabii ki artık 7. haftamızda arkadaşlar İngilizcem çok acayip ilerledi. İngilizce kitaplar okumaya başladım. Orange is the New Black, Piper, gerçek Piper'ın hayat hikayesini kendi elleriyle yazdı. O kitaptan sizlere küçük bir pasaj okudum. Bunu da nasıl yaptım? Gagalı app'imiz Cambly ile. Önce kutsal motor şifresini girerek 10 dakikalık bir bedava deneme süresini emcürdüm. Arkadaşlar geldi çattı benim artık İngilizce kitap okuduğum noktaya. Haftaya da Londra biletimi alıyorum. Bu işi çok ilerletiyorum çocuklar. Artık bayağı ana dilim gibi şakır şakır konuşmaya başlayacağım. Sizler ne yaptınız? Yorumlarınızı yine videonun altında bekliyorum. App'i sevenler, sevmeyenler olarak. 5 kelime yollayacağım size. Ezberden bilen herkese benden de bir Londra bileti. Asla değil tabii ki. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkmayın. Arkadaşlar zaten hadi ben bileti aldım. Yani app'i yüklediniz mi ki? O İngilizceyi öğrendiniz mi ki? Aksana hakim oldunuz mu ki Londra'ya gitmeyi benden talep ediyorsunuz? 5 kelimeyi bildim diye. Ayıptır ya bu. Allah korusun tık diye enfaktüsten gidersiniz. Yanlış bir adres sormaya kalkarsınız. Adam size Batı Londra der. Siz çıkarsınız Doğu Londra'dan. Ulan ben nereye düştüm dersiniz. Sokak çeteleri önünüzü keser. Onları bir hakim değilsiniz ki İngilizce. Adamları bir sakinleştirirsiniz sokak İngilizcesini. O yüzden arkadaşlar bu İngilizce şart. Yani artık bunu öğreneceksiniz. Şöyle eski haftalardan ben nereden nerelere geldim? Şu kitabı okuma raddesine gelene kadar nerelerden geçtim? Şöyle bir telefonla bir hatırlayalım küçük düştüğüm anları. Good morning, good afternoon. Yeah, good afternoon, Simon. How are you? This is Zeynep from Istanbul. Zeynep, nice to meet you. Nice to meet you too. Actually, I'm promoting this Cambly app for my YouTube channel. And nice to meet you very much. Thank you. did you say goodbye? Or? Yeah, yeah, goodbye. Yeah, that's all. Okay. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar neymiş o benim halim ya? Simon'la konuşamamaktan Piper Kerman'ın kitabını okumalara gelmişim. Ne biçim geliştirmişim kendimi. Aynısını siz de yapabilirsiniz. Hiç utanmayın, sıkılmayın. Cambly'yi yükleyin. Kutsal motor şifresiyle 10 dakikalık deneme süresini emcürün. Sonra da yolunuza bakın. Hadi hoşçakalın. Geldi çattı annemizle o orta bloktaki manasızca yani hiç de bir verim alamadığımız duruma. İnşallah şimdi annemizle orası çok güzel akacak diyoruz. Tutmayan diziler dedi ne annemiz? Mini diziler dedi.
Niye sen saklanıyorsun yastığın arkasında? Benimkiler tutmuyor. Seda ama seninkiler de pek tutuyor sayılmaz mı? Ya ben... Yine bizim seninle bak iyi gitmiş ha. Kaçtı? 17 bölüm mü? 17 bölüm mü? Ooo kızlar! Alamayın, el kredisine girmişsiniz Seda. Kardeşim şey soracağım ya tabii ki bu mavrayı arada yaparız tabii ki. Ben de yapayım, şöyle evet, rahatlasın. Ya hiç problem yok Seda. O Özgür Hande'yi sevmiş belli ki. Problem yoka girdiğine göre. Aşırı ünlü. Gerçekten çünkü bir de uyuz olsa abi net kaçıyor ya. Öyle yüzlerinde hep gördük Özgür'ün. Seda arkamı dönüyorum ama. Yok. Kaç bir şey soracağım ya. Ya biraz acımasız bir durum ya. Hani ne bileyim başlarken ne motivasyonlar, ne hayaller, ne vaatler. Sonra yani Uğur Yücel dizisinin bile yarı yolda yani bırakıldığı çok... bir dönem. Sen ne yapmayı planlıyorsun anneciğim? Yani hani bu işleri bırakmayı. Tatlı şunu bir kafe açmak mı Seda'ma? Evet. Aa, yemin abi. Ediyorum gelmeden önce konuştuk. Her gün gelmezsem şerefsizim. Bu programı orada çekeceğim lan. Flava. Olur ama. Benim bir çiçekçi açma hayalim var. Onu böyle çiçek kafeye çiçekçi mi? Ay sen Çağdırmak filmi karakterimizsin. Gittim sen bilmiyorsun tabii. Çiçek eğitim falan aldım ben. Çiçek dizaynı falan. Evet. Ay bu bölüm ilginç bir biçimde güzel akacağım. Hakikaten mi ya? Valla. Şey peyzajımsı mı? Değil. Çiçek düzenleme sanatı. Gibi evet işte buketler bilmem neler falan. Ay tam bir banlıyor kadınısın ya. Sonra tutturdum çiçekçi atacağım ben diye. Peki güzel aranjmanlar yapıyor muydun? Ya yapıyorum herhalde ama daha ay, çok sen gördün mü? Harbiden ciddi güzel yapıyor mu? Valla çok güzel yapıyor. Bir de çok zevkli yani. Şuraya yapıp getirmedin ha annemiz. Evet. Biraz ayıp mı oldu bize? Şey yapacağım çok oldu. Yek daha kopan sunsa getirirdim. Onu da götürmedim. Çok iyi. Size özellikle yapıp getireceğim. Peki bir tık acımasız ya hakikaten evet, bu durum. Evet çok iyi yani çok bundan sonra neye göre proje seçmeyi düşünüyorsun? Ne bileyim komedi yani romcom'dan niye ayrıldın gibi sorular. Eskiden daha çok üzülüyordum falan. Böyle şeyler olduğunda ya yani bu son işte acayip bir bağ kurduk biz. Çok güzel bir ekiptik. İşte Alanya'ya gittik 3 aydır oradayız. Kimse repolarda bile İstanbul'a oha dönmüyor. Kimse dönmüyor yani. Hem işte Ömer Faruk'la çalışıyoruz falan. Mükemmeldi her şey. Çok mutluyduk. Çok da umutluyduk hakikaten. Çünkü dedik ya böyle bir kadro senaryo var. Senaryo okuduğunda sen okey miydin? Senaryo okuduğumda zor bir şeye kalkıştığımı farkındaydım ve riskli bir şey yaptığımın. Ama çok iyi bir yönetmenle ve çok iyi bir ekiple çalışma şansım vardı ve bir şekilde hikayenin de kendi içinde evrileceğine inandım. Çünkü zor yani hani bu seyircinin kabulleneceği bir hikaye değildi aslında. Okay. Anlatması zordu. Nitekim de öyle oldu yani. Yapımcımız da acayip yatırım yaptı böyle. Alanya'da 1 milyon 200 bin çiçek ekti, tarlalar ya yaptı falan. Çok büyük paralar döküldü yani. Şimdi Alanya halkı emciriyordur onu. Alanya İnşallah yaşadı. Dökmemiştir adamlar. Gider. Bütün Alanya bizim diziye çalıştı böyle. Belediye işleri falan yapıp bizim setlerin işte böyle tarlalarını falan yapıp bayağı bir kasaba yarattılar orada yani. Çok da pahalı bir işti. Ya evet. Çok üzüldük ya böyle tabii. Hani herkesin işleri bitmiştir falan ya. Uğur Yücel var orada işte ne bileyim Mesut Akus da var. İnanılmaz bir kadroydu. Herkesin işleri bitmiştir falan orada ama öyle bir bağ kurduk ve o kadar mutluyduk ya. Nasıl üzüldük sen anlatamam. Son 5 gün ağlamaktan artık böyle. Ay ne diyorsun orada? Ya ağlaya ağlaya ayrıldık ya. Gerçekten. Ulan ne şerefsizsiniz. Niye bitirdiniz lan bu kızın dizisini? Uğur abiyle sette öğrendik. Ve hep böyle karşılıklı böyle çok ağır sahnelerimiz var. Gerçekten ağlaya ağlaya oynadık. Ay ne diyorsun ya? O kadar sinirlerimiz bozuldu, üzüldük ki. Bir şey soracağım, bu Uğur Yücel'in setlerinde galiba böyle bir enerji hep oluyor ya. Bu adam çok, çok acayip bir adam ya galiba. Evet. Biz bayağı böyle baba kızı olduk onunla. Ay ne diyorsun? Çok tatlıydı. Kardeşim hemen seni yükseltiyorum. Ne diyelim biliyor musun? Hiç moral bozmuyoruz sandım. Hayvan Tribeca'ya mı gitmek? Uğur Yücel'in yerine Robert De Niro mu? Evet. Allah bir yerden alırken bir yerden inanılmaz verdi. Gerçekten ya. Aynen öyle oldu. Vallahi. O yüzden de üzülmeye şey bulamadım böyle abi, fırsat bulamadım. Ay, tam Uğur üzülüyorum aklıma bu geliyor yani. Bir Robert De Niro'da değildir yani. Şöyle güzel evet. Show reel'ını böyle önüne atıyormuş gibi yapmak. Ay pardon. Artık yediğimi düşürmüşüm. Ya çok heyecanlı. Bir şey soracağım. Biz bu filmi hiçbir yerde duymadık da ya. Bu film nereden öyle çıktı? Mi? Haluk Bilginer oynuyor filmde. Bu arada şöyle bir bilgi verelim. Nuh Tepesi filminde oynuyor Hande'miz. Film Tribeca Film Festivali'nde gösterilecek. Evet oraya seçildi. Ve Haluk Bilginer ve Ali Atay'la birlikte oynuyor. Ve yani bir yerde duymadık. Nasıl ilk filmmiş bir de bu? Evet Cenk'in ilk filmi. Cenk Ertürk'ün. Geçen sene çektik biz bunu. Ay gurur duyduk ya Hande'miz. Ben ilk okuduğumda çok beğenmiştim zaten. Ve senaryoyu. Evet çok iyi bir senaryoydu. Zaten Cannes'da bir şeye seçildi senaryosu. Bir laboratuvara oradan
çıktı senaryo yani. Fon aldığı bir film. Bir şey, evet. Ve okuduğumda inanılmaz beğenmiştim. Zaten şey Haluk abiyle Ali'nin karakterleri üzerinde dönen bir şey. Benim de orada böyle bir ufak bir rolüm var. Oğlum kardeşim güzel gidiyorsunuz New York'a. Gidiyoruz. Ay evet. Müthiş. 25 Nisan'da işte dünya premierini yapacak. Ay neler yaşanacak neler. Uzun zamandır neler. Haber bekliyorduk filmden. Çünkü yurt dışındalardı Cenk'ler ve çalışıyorlardı bunun üstüne ama bizim de hiç bilmiyorduk yani Tribeca'ya başvurduklarını falan. Ay müthiş ya, çok sevindik Hande'mize. İnşallah biz de izleyebiliriz burada. İnşallah ben daha izlemedim. Peki Hande'miz Oscar gecelerinin yüzüsün oradaki. Evet. Ay bir şey soracağım burada ya, inanılmaz tatlı bir kızmış ve yani Yekta'cığım sen keşke biraz sussaydın da şu kızmış olsaydı o gece. Ya inanılmaz ya. Orada bir sıkıcı sıkıcı Mehmet Açarları dinle. İşte Yekta'yı dinle. Hadi modacı kız neyse yani bir iki bir şey daha. Ya bir de her nasıl. Sene nasıl çalışıp gidiyorum biliyor musun? Hani abi, bu kız da hiçbir şey izlemeden gelmiş falan diye bana giydiriyorlar evet, ya böyle deliler gibi. Ben böyle yani yemeden içmeden sette falan böyle ya. Sahne aralarında falan böyle filmleri izliyorum. Röportajların hepsini dinliyorum, okuyorum falan ama geçen sene de öyle yaptım. Kardeşim sen keşke şey deseydin. İddiacım artık senin konuşmayı ama yani orada öyle Ankara şey... Devlet Tiyatrosu ses tonunu hiç kimse merak etmiyor ya İddiacım. Sen şu an susuyorsun ve ben konuşuyorum. 8 saat canlı yayını yönetmek çok acayip bir şey ve o çok konuda çok abi. İyi Yekta yani çok yani. Doğrudur hayatım, doğrudur. Yekta ustamıza buradan sevgiler, saygılar. Peki kardeşim, Tribeca'dan sonra bir başka gururumuz ne? Game of Thrones'un resmi. Arkadaşlar yalnız bir biçimde retweetlemesi. Hande'cim sen spin-off'ta yepyeni bir Wildlings Wildlings olarak mı gelmek hala? Bir farklı şeyimiz oldu kendileri. Yigrit'in gençliği mi? Görüşmeler devam ya, ediyor. Ya ne açıldı bu Hande'cim ya? Ay böyle bir şey olsa ya. Ben ya. Yeni sezonu bekliyorum deli gibi. Bir onların bir tane işte tweetini böyle retweetledim, bir şey yazdım ve direkt böyle bana cevap attılar falan. Böyle bir saçmalık ya oldu. Herhalde herkese mi yapıyorlar bilmiyorum. Herkese yaparlar mı kanka, saçmalama niye herkese... Görmüşsünüz mü? Hayır tabii ki de. Aa, sonra bir olay oldu böyle... Abi inanılmaz bir şey ya. Ben herhalde böyle otomatik herkese gururumuz. Cevap veriyor bunlar falan dedim yani. Gururumuz ya resmen. Asıl bayrakları. Top. Şuraya bir Türk bayrağı hayvan. Arkadaşlar geldi çattı. Ben bu hafta ne izleyeceğim ya? Yorgunluğunuzu giderdiğimiz ana haftanın filmine. Bu haftanın filmi Ben Is Back. Ben geri dönüyor mu dönmüyor mu belli değil adlı Türkçe'ye çeviriler. Ben Is Back. Fragmanı izleyelim, dönünce Hande ile konuşalım. Arkadaşlar fragman neydi öyle ya? Hakikaten duygu dolu anlar, doğru muyum Hande? Evet, çok iyi görünüyor. Arkadaşlar ama. Evet vallahi ben bile izleyeceğim Julia Roberts'a rağmen. Hande'miz de Julia Roberts'ı sever çıktı. Bilmiyorum ya. Tatlı kadın be aslında. Evet. Bir tık sıkıcı mı sadece? Değil. Niye öyle değil. Düşündün? Ne bileyim yani böyle bir... Sedam sen ne diyorsun? Sen de bir tık sıkıcı bulanlardansın. Severim aslında. Ben de seviyorum. Nasıl sindirdin ya sevdiğimizi söylemeye utandık burada. Ben de kendimden utandım karşı. Kabul ben de Julia yani. Roberts'ı seviyorum lan kabul bundan mi? Sonra. Pretty Woman falan kim oynayabilir abi o rolü ondan başka. Mükemmel. Aynen öyle. Julia Roberts'a haksızlık ettirmem arkadaşım. Yedirmeyiz. Peter Hatch çekmiş arkadaşlar filmi. Aynı zamanda Lucas Hatch'in başrolündeki çocuğun, sarışın çocuğun babası. Kendi babası oğlunu oynatmış yani. Yalnız çocuğun kariyeri, kardeşim başlıyorum şimdi. Herkes hazırsa arkadaşlar, çocuk aşırı yetenekli gerçekten. Moonrise Kingdom, Budapest Hotel, Lady Bird, Manchester by the Sea. Yani hey hey hey. Vay keşke diyeceğimiz bir kariyer. Hatta böyle bir Oscar adayı olması falan gibi bir şeyler de konuşuluyordu. İşte hayaller Oscar ama gerçekler başka sinemada vizyon diyoruz. Ben Is Back'e. Evet arkadaşlar, bu filme Ben Is Back'e işte gidin yani. Gitmeyip ne yapacaksınız? Daha iyi bir işiniz yoksa. Geldi çattı sorularımız Hande. Evet ya, hadi artık yani şu fasıl hızlı geçsin. Sorulara gelelim Hande'cim. Peki kardeşim, ilk soruyla başlıyorum. Okulda popüler miydin, ezik miydin? Ezik de değildim. Popüler Ankaralı. De değildim. Ankaralıyım tabii ki. Olmaz, gene bir Ankara gücüsünü ağırlıyoruz Aybüke'den sonra. Öyle oluyor ya, takım tutar gibi tutuyoruz Ankara'yı. Ankara gücü mü hayvan peki? Değil. Gençler Birliği mi? Değil. Ne alaka? Ankaralı olmak öyle bir şey, niye bilmiyorum. Peki hangi okuldaydın? Tevfik Fikret. Bir Fransızca da ha. Evet. Sana helal olsun. Çok iyi, Frankofon olsun. Sonra dil tarih. Dil tarih.
Bahtsızlık orada başladı. İnanılmaz insan. Çok bilenler bilir. Fikret'ten dil tarihe inanılmaz bir skalan var. Tam bir hatta yenip eşeğe kankacığım. Kusura bakmayacağım. Bugüne kadar bir fanın senin için yaptığı en saçma şey. Kardeşim artık o deli kalabalığın içinden bir örnek verirsin herhalde bize. Yani şu zaten bana büyük delilik geliyor. Yani her attığım adım o kadar takip ediyorlar ki benim bile farkında olmadığım ayrıntıları takip ediyorlar. Mesela seni takip ettim. Bu programa mesela katılacağımı hemen konuşmaya başlamışlar aralarında falan. Yani bir takipten yani. Bu zaten başlı başına bence büyük bir çılgınlık. Gerçekten öyle. İnşallah biz yarın sabah gözleri beyaz şov olarak açmayız. Bizi bitirirsin. Ben şimdi ekmeğini yiyin siz de. Onun için buradayız. Yani yiyelim de başımızı da belaya sokmadan. Burada çünkü neler neler diyoruz biz yani küçük dünyamız. Peki en çok kime gülüyorsun bu hayatta derken? Kesinlikle karşımda oturuyor. Gerçekten Seda'mıza gülüyorsun ha. Ay gülünmeyecek gibi değil ya. Deli gibi bir şey yani. Gerçekten bugün o kadar mutlu oldum. Deli gibi bir şey. Karşımda görmeme. Ya biz muhteşem bir gelince bitir. Acayip bir şey oluyor. Yani ben kendime de gülmeye başlıyorum bir yerden sonra artık. Her şey o kadar çok gülüyoruz. Gerçekten bir adaya düşsen yanına alır mısın Seda'yı? Kesin alırım. Gerçekten ben bile alırım. Seda bir de hayatımda 5 kere gördüm ben bile alırım. Şebnem onu alırdım yani. Yani ikisine çok gülüyorum bu hayatta. Güzel. Şebnem soyadını da söyleyelim. Buraya sosyal medya hesapları da geldim. Şebnem Gürçay. Şefimiz. Mazak şu an izleyen Şebnem'i takip etmez. Erkek arkadaşım İbrahim Selim yani. Oradan ne diyorsun ya? Işte. Arkadaşlar YouTuber'lar ekleşiyor ya. Kız aldık kız verdik. Peki orada en az İbrahim Selim'e gülüyor olmak var. Çok iyi. Peki seni korkudan uyutmayan bir film oldu mu bugüne kadar? Çok korku filmi izlemiyorum ben ya. O da olur. Şey çok rahatsız olmuştum. Almodovar'ın. Aa, The Skin Aile Bina. İçimdeki deri evet. Miydi? Çevir. Ay inanılmaz bir saçmalıktı hakikaten. Üf, evet, ben de bayılırım o filmden. Peki kardeşim bir adaya düştün. Yanına 3 tane yemek alıyorsun. Döndüre döndüre de onu yiyeceksin. Sabah, öğle, akşam, bir hafta sonra, 10 gün sonra. Kesin bir makarna. Bu 3 yemek ne olurdu? Nasıl makarna? Kıymalı mı? Bolonez mi? Bolonez olur evet. Bolonez olur. Susarsın olur. Ha kıyma soğan. Ama çok iyi. Ben uyarmış ya. Olayım kardeşim. Çok iyi gerçekten. Uf kıymalı makarna hakikaten alınır bir tane. Yemekten sayılmaz ama çikolata alırdım kesin. Artık 3 hakkını bir tanesini çikolatanın ayına kullanıyorsan kullanabilirim. Karbonhidrat ne varsa. 3 hakkıma bak ikisinden çok eminim 3'ü bir düşüneyim. Börek mi? Değil. Yok ya. Makarna yeter. Ben kendiminkileri mi söylüyorum? Ne seninkiler ne? Kardeşim dün çok iyi bir cevap geldi buna. Bir mantıklı geldi. Karpuz, beyaz peynir. Çok bir mantıklı geldi ama %100 bir ıspanaklı börek alırım. Yani duramam. Aynen. Gerçekten sucuk alırım. Çok maraba gibi. Peki Handem ne dedik? Elimizdeki yemekleri sayıyorum şu an. Ona göre çantaya hazırlayacağım. Korkunç yani ama. Kıymalı makarna dedik. Gerisi bulurum diye düşündüm. Çikolata şey dedik. Oradan artık roka yaprağı mevcürmek. Tabii tabii. Peki. Geçiyorum. En utandıran sarhoş hanım. Çok olaylı bir şey yaşamadım ama şey oluyorum böyle bir sevgi pıtırcı oluyorum. Etrafımdaki herkesi o kadar çok seviyorum aman ki. Aman yarabbim. Ay çok kötü değil mi? Öyle oluyorum. Ertesi gün de böyle ya çok utanılacak bir şeymiş gibi 3 gün falan evden çıkmak istemiyorum her seferinde. Yine manasızca birilerini öptün sarıldın diye. Evet. Ben ya, kimlere ümit verdim? Gereksiz bir samimiyet mi yani? WhatsApp mesajını attığını bir anda olmadı. Ay, insanlara numara ve kalpler şey. Mi? Bir şey söyleyeceğim. Bence kesinlikle artık bu akıllı telefonlarda şey olması lazım. Parmağımıza ne kadar alkollü olduğumuzu kendini kapatması gerekiyor. Alkol testi. Evet ya. WhatsApp promil ölçer olması lazım. Ve promil üstünde kendini kapatması gerekiyor. İzin vermemesi ya. Lazım değil mi? %100. Aa, hiç fena fikir değil ha. Evet. Bütün application'lar falan kapanacak. Buradan bütün nerdlere sesleniyorum. Evinde oturan ve app tasarlamaya uğraşan. Çok iyi fikir. Bence kesinlikle çok iyi. Olmalı. En kötü data'nın. Bu konuda o kadar başarısızsın ki hangi birini anlatsın diye düşündüm. Hiç yüzüm gülmedi ya. Oh, gerçekten bu kızı arkadaşlar el birliğiyle evlendiriyoruz. Arkadaşlar inşallah. Çok güzel birini buluyoruz bu kıza. Tribeca da mı? Ah. Ah bak ağzından bal damlıyor. Gerçekten öyle. Zaten şu an bütün arkadaşlarım seferber olmuştur. Tribeca ile ilgili mi? Elbe enişte. Ha, pardon. Ya aslında date değildi, bir arkadaşımdı. Çocuk da böyle hiç bizim sektörden değil, hiç hani benim oyuncu olduğumu falan bile bilmiyor. Böyle bir arkadaşımız tanıştırdı. Biz çok de bir güzel. Akşam dışarı çıktık hani öyle bir... Blind date.
yani bir şey, bir duygusal bir şey yok. Öyle sinemaya gidelim falan filan. Ve sonra Bebekte Magazin'e yakalandık. Çocuk hayatında hani bak, çocuğu olduğunu bile yeni öğrenmiş. Hani hiç alakası yok. Yani Türkiye'de bile yaşamamış falan çocuk. Yeni gelmiş böyle. Bütün o kameralar taksinin içine böyle ışıkları tutup eve kadar takip ettiler beni. Çocuk. Ve ben de aşırı hastayım. O da beni yalnız bırakmak istemiyor. Böyle beni bıraktı ve sonra yalnız bırakmak istemediği için geldi. Ben ertesi gün acile falan gittim. Öyle hastayım. Çocuğu böyle taksiden indi ve peşinden kameralarla eve kadar koştular falan. Korkunçtu yani. Çocuk mahvoldu muhtemelen. Bir daha görmedim. Çocuk sana teşekkürler mi dedi? Yalnız bırakmak. Kocam hasta hasta hırsla date'e gitmem peki. Arkadaşlar. Galiba iyiydi, iyi hissettim bir an çıkayım falan dedim. O antibiyotiğin verdiği yükseklikte. Rezalet ya. Abi çok inanılmaz kötüydü. Bir anıymış gerçekten. Çok ay çocuk yani düşünemiyorum şu an çocuğu. Çok kötü, taşınacağım buralara geleceğim. Aa, evet ya. Evet ya. Kadıköy Magazin gelmiyor klişesini burada da kullanalım. Celebrity crush'ın. Küçükken tabii ki ergenliğim Titanic'e denk geldiği için Leonardo DiCaprio posterleri falan. Evet, çok anlaşılır ya. Şimdiki Arda Kural mı Türkiye? Şimdi Barda. Aa, Javier Bardem mi? Evet. Ay gerçekten de Penelope gibi ya. Kızdır ya. Türkiye'mizin Penelope'sidir ya bu kız. Hiç de bir eksiği yoktur, fazlası da vardır. Peki Javier Bardem'e buradan kanka aklında olsun diyoruz ve yani. Cenazeden de hangi şarkının çalınmasını istersin? Feeling Good. Nina Simone'dan. Nina Simone'dan. İki Nina Simone'dan, kraliçemizden. Güzel kardeşim Seda'da notunu almıştır. Tövbe yarabbim. Şimdi artık biliyorsun. Kardeşim, hoca gittikten sonra, hoca gittikten sonra orkestra içeri alacak olan ve şarkıyı öğreteceğiz. Kardeşim herkes adına şeytan kulağına kurşun diyorum. Aman ben bu fanlarla baş edemem artık. Bunlar bizi parçalar. Şeytan kulağına kurşun dedikten sonra defalarca izlediğim bir film dizi. Ay çok ponçik bir şey söyleyeceğim. Kesin lütfen. Dalga geçeceğim bunu ama Amelie. Amelie mi? Evet. Tam olarak biliyordum. Gerçekten Amelie kaç müzikleri için bile izleniyor evet, ya. Üst üste. Seviyorum. Bak arkadaşım Hande'yi benim çok sevmem ve hiç üzerine gitmemem. Full olumluyorum kızı bu kadar. Hemen diğer bir taraftan geliyorum. Yarısında çıktığım bir film oldu mu? Olmadı. Niye? Niye mi? Ya ölsem de sıkıntıdan izliyorum ya, çıkamıyorum. Emeğe saygı, alın terine. Yok ya şey bir yerden böyle başladığım şeyi bitirmekle ay, ilgili bir yerden. Ki, biliyor musun ben de tam bu yüzden çıkamam. Kitabı evet. Bile yarım bırakamam. Böyle de bir mallık. Aynen o yüzden izliyorum sonuna kadar. Çok haklısın kardeşim, o derde yaşayan bilir diyoruz. Çok zor. Bir duvar yazısı yazacak olsan sarhoş bir anda moda sokaklarındasın. Seda'mın da gazına geldi. Sprey boyayı bağlamış sana Seda'm. Şöyle oyun atölyesinin mi? Şöyle moda sahnesinin önündeki duvar. Hadi abi yazardı muhtemelen. Hadi abi çok. Harika bir şey ama. Moda sahnesinin girişinde arkadaşlar bir anda hadi abi diye bir yazı görürseniz. Suçlu belli. Aşı üçlü. Biz kardeşim sokak başlarını tutuyoruz. Çok rahat oluyoruz. Peki soru setimiz de bitti. Geldi çattı. Hande'mizde yaptığımız hadsiz ve hiç hak etmeyen yorumlara be. Hadi bakalım. Hara Kiri bölümümüze. Hande'cim bunu kucağına koyarsan Özgür daha çok mutlu oluyor. Ama Özgür kim köpek dersen. Nasıl razı ediyorsan da öyle. Senin de yüzün hiç gülmedi ve mutluymuş gibi yapma. Ama ne yapsın mesela mutluymuş gibi yapmayı peki? Mutlu mu olmasın? ama ya mutluyum. Ne herkes, ağlayayım mı ya? Lütfen herkeslerden özür diler misin karşı mutlu olmuş? Çok özür dilerim ama mutluyum her şeye rağmen. Sıradan yüz hatları, vasat oyunculuk. Bu kızda gereken ışıltı yok. Tanımam etmem. Belki iyi bir insan, çok iyi bir insan. Ama gerçekten de ekrandaki en gereksiz yüzlerden biri olduğunu düşünüyorum. Sanki set arkasında çalışırken birisi gözüne kestirmişti. Dur sen oyuncu yapayım. Evet set arkasından geliyorum gerçekten. Gerçekten mi? Ne yapıyordu set arkasında? Üniversiteyi bitirdikten sonra zaten kamera arkasında çalışmaya başladım. Ama hangi bölümde? Televizyonda çalışıyordum o zaman. Ha okey. Editörlük falan yapıyordum. Sanırım dudak dolgunluğu mevzusuna takıntılı bir kızca. Vallahi ben takıntılıydım, siz takıldınız. Ayrıca editlemiş, tamamen doğalmış dudakları. Öyleyse özür diliyorum kendisinden. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Vicdan. Buna da burada bir açıklık getirdin ki çok mutluyum.
Geceleri uyuyamıyorum. Çocuğun fotoğraflarını paylaşmak tabii mecbur kalıp. Ne yapsam Angelina Jolie taktiği. Konuşurkenki dudak hareketleri çok gıcık olan kadın. Böyle büzüyor mu, ne yapıyor anlayamadım. Başka şekilde konuşamaz mı acaba? Bir deneyelim. Çünkü bir oyuncu için sürekli öyle konuşmak iyi değildir muhtemelen. Onun dışında nötrüm, güzel kadın, fena değil, sağ ol. Cangi Uzat'tan ders almak mı? Yani böyle içten ısırıyormuş gibi bir hali var mütemadiyen. Ay bu inanılmaz bir yorum. Dışarıdan yalan ısırmak ne demek ya? Erkek olsa da Serkan olacak oyuncu. Gözleri çok Serkan Serkan. Bu çok iyi yorum. Çok ne doğru. Ne demek ha? Çok iyi. Serkan Serkan. Hiçbiriniz öyle bakamazsınız. Serkan olsa Serkan yani olacak. Çok doğru aslında, bir anda düşününce yani bir çuk oturmuyor mu Serkan'la? Seko. Aynen tamam. Ya benim bu dudaklarıma niye taktınız bu kadar ya? Padişahların giydiği tarz uzun ve boz bolak saçma bir kadifemsiyle Oscar sunmuş zat. Oh. Ama keşke sen de yazabilseniz. Gerçekten öyle. Birkaç gerçekten kaftan mı giydin o sene? Bu son sene mi? Hayır değil. Bir önceki sene. Hayır. Allah Allah. Peki bu uydurukçuluk? Aa giydirelim de nereden olursa olsun. O mantıka. Seda ben niye sana bakıyorum peki? Ben sevmiyorum. Geriye tıklayın, oturttunuz beni. Şuraya gidecektim. Kaftan mı giydi lan diye Seda'yı ben istedim. İnanılmaz alıştık Seda. Anne Doğan demin bir sonraki 4 bölüm dizisini merak ettim. Arkadaşlar kariyer planlamamı böyle yaptım, ne var yani? Bir şeyleri tüketmeden. Kesinlikle karaktere çok alışmadan, evet, içselleştirmeden. Ayrıca vurdum gidiyorum. Şahane bence yani, tüketmiyorsun, uzun uzun bakışmalar yok işte, gereksiz senaryo uzamıyor falan böyle. Yersen. İnanılmaz. Hepsini de yaşadın Hande'm. Hande Doğan demin neden ısrarlı aksiyonlu entrikalı dizi çekmeye çalışıyor acaba? Romantik komediden ayrılmabilir. Bir şey söylüyor mu? Doğru söylüyor. Bir süre ekranlara ara versin. Başarılı olunca mı kendini bu ara verme? Ara verme ha. Yeni sezon bomba gibi dönebilir. En önemlisi senaryo seçim. Proje seçerken senaryoyu değerlendirmeli. Çok haklı bir yorum. Söyleyecek hiçbir şey mi? Bu kadar mı ya? Çok insaflısınız canım. Neler var, ben size çıkarırdım. Instagram'a hiç bakmadık mı kan? Instagram'da yok ya zaten. Utku yaptı. Ha Utku yaptı. Ah Utku ah. Arkadaşlar bitti program. Gerçekten. Aa, bak, evet ya. Evet abi aynen. Hande'cim sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Vallahi ne güzel oldu. Gerçekten müthiş oldu. Arkadaşlar siz de doymuşsunuz. Doymayan varsa videoyu başa alsın. Baştan başlasın izlemeye. Hoşçakalın.